Yılın Tamam. öncelikle Nick Süper. kullandığın için nasıl O hitap edelim? sen ben. Hatta YouTube'da da moderatörünüm. Ha, o sana... Fuat ile birlikte. Ha, hoş Benim geldin. evet. Şimdi Hoş çikolatalı bulduk. Choco Prens diye nick aldığın için anlamadım tabii ki. Aynen öyle. Evet. Hoş geldin. Öyle. Bence MacBook Pro 16 inçlerde Apple şey yapar. M1'i kullanmaz da M1X tarzında hani şey yapıyordu ya iPad'lerde. Daha A işte geliştirir koyar A12X diyorsun. falan. Aynen bence öyle yapar. Ya onun biraz olayı ne zaman çıkacağı ile ilgili. Yani o geliştirme süreci şu Evet. anda işlemcide ne durumdalar? Yeni bir M1'in üstüne bir model çıkartabiliyorlar mı? 16 inç MacBook çıkacaksa ne zaman çıkacak? Yani bu soruların cevabına göre biraz belirlenecek bir konu. Çıkınca zaten duruma göre bakılır ya. Çok da şey Aynen. yapmamak lazım. Ben bayağı evde bu işte sınavlar ertelenince bayağı can sıkıntısından kıyaslamasını izledim. Neydi Rosetta 2 miydi neydi? Yani uyumlu olmayan programlar bile Intel işlemcili MacBook'lar kadar performans çalışıyor. Hatta çoğunda daha iyi performansa çalışıyor bence. Ya şeyleri Testler onu gerçekten gösteriyor. M1'in testleri gerçekten çok heyecan verici. Hem grafik tarafında hem Evet. işlem performansında. Apple orada büyük ihtimalle Intel'i baya baya bir zora sokacak. Ben de çok merak Evet. ediyorum. Bir gelirse inşallah kullanacağım. Huawei'in Kirin işlemcili MacBook'ları bir sızdırıldı. Evet, O var konuda öyle ne bir dedikodu. düşünüyorsun? Yani şaşırmam çünkü kendi işlemcisini koyabilir duruma geldiği zaman çok ciddi bir tasarruf etmiş oluyor. Çünkü Intel'e Evet. dışarıya para harcamaktansa kendi ürettiği işlemciyi içerisine koyuyor. Tabi burada telefonlarda bence işlemci konusunda çok başarılılar. Zaten şu anda akıllı telefona Evet, baktığımızda pil yönetimi olarak Mate 20'den Mate 10'dan beri falan evet çok çok iyiydiler. iyiler. İki tane Senin kral var şu izlemeni an. izliyorum. Biri işte iPhone 12 ailesinin kullandığı A4 Bionic. Bir de şu anda Evet. Kirin 9000 işlemcisi. Testlere her şeye bakarsanız hep böyle ya Apple birinci ya Huawei birinci. O yüzden işlemci konusunda ben Huawei'ye güveniyorum ama erken konuşmamak lazım. Bir çıksın. Biz bir testlerini yapalım Ben bakalım. işlemci İyiyse iyi konusuna olur, çok kötüyse kötü güveniyorum. olur. Ben Huawei'ye de. de şeyden çok korkuyorum. Şimdi mesela Apple'ın kendi bir gücü olduğu için aynı Apple iPhone'larda olduğu gibi çok iyi uygulamaları optimize edebiliyor. Ama Kirin onu Windows'a veya işte Adobe'nin uygulamalarına nasıl şey yapar onda şeyim. Evet, asıl mevzu zaten o. Yani o Aynen. şeyi de uygulama desteğini Onu de güzel yapabilecekler mi yapman acaba? lazım ki sadece çünkü benchmark yapmak da bir şey ifade etmiyor. Asıl gündelik kullanım verisi Evet. önemli. Huawei çok bence başarılı bir şirket. Genel olarak hep ben bunu söylüyorum. O yüzden Evet. laptop piyasasında mesela yoktan var oldular bir anda. Türkiye'de de dünyada da şu an iyi bir pazar payları vardır diye tahmin ediyorum. O yüzden olumlu bakıyorum ama çıkmadan tabii bir şey söyleyemeyiz. Tabii evet. Exynos'un işlemcileri hakkında ne düşünüyorsun? Neydi? 2100 müydü? Yani bence Samsung'un artık son şansı ya. Çünkü Evet. yıllardır o kadar Evet. Kesinlikle. gitgide işte Snapdragon'lu, Kirin'li rakiplerine göre geride kaldılar ve kullanıcılar nezdinde o kadar kötü bir geri bildirim oluştu ki eğer 2100 ile beraber bu sorunları çözemezlerse gerçekten çok daha büyük problemler doğacak. Aynı şekilde Bir onu daha de önce çıkınca anlayacağız. evet, Ama bir de bence son şöyle şans bir Samsung'un. komiklik var. Exynos'un bir de 1080 diye yeni bir işlemcisi çıkmıştı. Onda da şey yaptılar. Gittiler Vivo'ya hani ilk 108 megapiksel Evet. kamerayı şeye vermeleri gibi. Yani kendisine mi güvenmiyor? Bir ilginç bir algı oluştu bence o Ya konuda. orada para ya. Yani Vivo çok büyük bir marka. Türkiye'de şu anda daha Evet, yeni yeni evet. olsa bile Vivo'ya işlemci sattığınız zaman o işten iyi para kazanıyorsunuz demek oluyor. Onlar mutlaka kendi telefonlarında da kullanacaklar ama Vivo orada bir para kazanmak için bir işbirliği. Bu arada sevgili Özcan, az önce yayındaki Özcan Enginar destekçisiyle aramıza katılmış. Özcan çok sağ ol. Teşekkür ederim desteğin için. Hoş geldin aramıza. Başka söylemek istediğin, sormak istediğin var mı? Başka halin hatırın iyi. İyi, çok şükür. Aynen. Sağ senin de iyidir inşallah. Ben de evcimen birisiyim senin gibi. O yüzden bende de o kadar bir problem yok. Nispeten Öyle iyi. işte. Süper. Sağlık. Çok sağ ol katıldığın için. Rica ederim. Rica Görüşürüz ederim. zaten yine İyi chat'te, yayınlar. Discord'da falan Aynen kesin. karşılaşırız. Eyvallah. Tamam. İyi günler.